Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülen sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi kabul edildi. AK Parti ve MHP'lilerin oyları ile kabul edilen kanunla, internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanuna, sosyal ağ sağlayıcı şeklinde yeni bir tanımlama getiriliyor. Sosyal medya düzenlemesi olarak bilinen kanun değişikliği ile neler getirildiğini açıklayan Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, söz konusu düzenleme ile internet yoluyla suç işlenmesini önlemeyi ve kişilik haklarını korumayı amaçladıklarını söyledi. Sosyal medya düzenlemesinin amacı ile ilgili soru sordu. Hangi amaçla bunu gerçekleştiriyorsunuz dedi. Tabii bu bahsettiğim açıklamalar bu soruyla da geçerli. Şöyle teklife özet olarak baktığımız zaman önceki kanunda sosyal ağ sağlayıcı tanımlanmamıştı. Burada tanımlanıyor. Yine Türkiye'de temsilci bulundurma zorunluluğu 1 milyonu aşan erişime sahip olan sosyal medya şirketlerine Türkiye'de temsilci bulundurma yükümlülüğü getiriliyor. Bulundurmazsa bunun müeyyideleri de kademeli olarak düzenleniyor. Para cezasından başlıyor, reklam yasağına kadar uzanıyor ve daha sonra sulh ceza hakiminin kararıyla bant daraltmaya kadar giden ama sosyal medyayı tamamen yasaklamayan, erişime tamamen erişimi engellemeyen bir husus söz konusu. Yine kişilik hakları ve özel hayatın gizliliğinin ihlali ile ilgili durumlarda ne şekilde kişilerin nerelere başvuracağına yönelik süresinin ne olacağına, cevap sürelerinin ne olacağına yönelik düzenlemeler yapılıyor. Yine raporlamalarla ilgili sosyal ağ sağlayıcılarına, içerik sağlayıcılarına bir takım yükümlülükler getiriliyor. Türkiye'deki kullanıcıların verilerini Türkiye'de barındırma yönünde bir düzenleme getiriliyor. Çok önemli bir düzenleme. Ve tebligata ilişkin, tabii bu şirketler yurt dışında bulunan şirketler, tebligata ilişkinde bir takım sorunlar çıkacağı da ortada. Bu sorunları giderecek olan düzenlemeler var. Yine içeriğin çıkarılmasıyla ilgili düzenleme de burada ifade ve haber alma özgürlüğü açısından daha da güvenceli bir sistem getiriliyor. Siteye erişimin tamamen engellenmesi değil de o içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmemesi hususunda önemli bir düzenleme getiriliyor. Yine kişilik haklarının ihlali durumunda verilen içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararlarının yanı sıra kişilik haklarını ihlal edici içerikler ile başvurucunun adının ilişkilendirilmemesi kararı verilmesi yani unutulmama hakkı ile ilgili de bir imkan sağlanıyor. Yer sağlayıcılık bildiriminde bulunmayan ve kanundaki yükümlülükleri yerine getirmeyenlere de idari para cezaları bu kanunda düzenleniyor. Yani bu sosyal medya düzenlemesinin amacı sosyal medyayı 5651 sayılı internet yayınlarının düzenlenmesi ve internette suç işlenmesinin önlenmesine ilişkin kanunumuzdaki bugün ortaya çıkan sorunları gidermeye matuf düzenlemeler. Hukuk güvenliğinin olmadığı bir ortamda sosyal medyanın sınırlandırılması uluslararası alanda sözleşmeler bağlamında bir eksiklik olarak ortaya çıkmayacak mı? Yeterli görüş alınmadan bu teklifin hazırlandığı yönünde görüşleri olmuştu. Öncelikle şunu ifade edelim. Teklifi incelediğimizde aslında teklifin hukuk güvenliği, kişisel verilerin korunması, özel hayatın korunması, haberleşme özgürlüğü, düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğüyle bağlantılı düzenlemeler içerdiğini ve bunları koruyucu düzenlemeler içerdiğini de görmek mümkün. Özel hayatın gizliliğine ilişkin anayasamızın 20. maddesi, yine Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 8. Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin 17. maddesi, yine haberleşme hürriyetini düzenleyen anayasamızın 22. maddesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesi, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetini düzenleyen anayasamızın 26. maddesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin 18. maddelerinde düzenlenen hususlarla alakalı olarak özellikle sosyal medya alanında kişi haklarını koruyan,
kişi güvenliğini koruyan, hukuk güvenliğini koruyan önemli düzenlemeler içerdiğini görüyoruz. Özellikle 5651 sayılı yasamız, internet yayınlarının düzenlenmesi ve internette işlenen suçların önlenmesi maksadıyla yürürlükte olan kanunumuzdaki günümüzde ihtiyaçlar doğrultusunda revizeler gerekiyordu. Bu teklifle bu revizelerin yapıldığını görüyoruz. Tabii ki belirttiğimiz hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması belli şartlara tabi anayasamızda. Milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, özel hayatın korunması, kişi haklarının korunması, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması anlamında tabii ki kanunla sınırlandırmalar yapılabilir. Teklifte bu sınırlandırmalar anayasamıza da uygun sınırlandırmalardır. Uluslararası sözleşmelere de uygun sınırlandırmalardır. Komisyon çalışmaları sırasında da anayasaya aykırılık önergeleri verilmişti ve anayasaya aykırılık iddiaları ile ilgili de tartışmaları sonuçlandırmıştık ve komisyonumuzda iş tüzük 38 maddesi gereğince anayasaya aykırı olmadığına karar verdi teklifin ve biraz önce genel Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın 2020 yılı Bartın ili turizme yönelik küçük ölçekli altyapı mali destek programı kapsamında Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün başvuru sahibi olduğu İpek Yolunda Bir Çıkış, Amastris ve Kromna Rotası adlı projesinde destek sözleşmesi Bartın Valisi ve Bakka Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Güner ile Bartın Kültür ve Turizm Müdürü Handan Karakoç tarafından imzalandı. İmza töreninde Bakka Genel Sekreteri Muhammed Ali Oflaz hazır bulundu. Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün başvuru sahibi olduğu proje ile Amastris, Amasra ve Kromna Kurucişli rotalarına ait alternatif yürüyüş yolları ve bisiklet parkurlarının planlanması, rotalarının temizlenmesi, tabela ve işaretleme çalışmaları, belirlenen rota ve parkurlar ile ara güzergahların haritalarının hazırlanması, kapsamlı tanıtım faaliyetlerinin yapılması planlanıyor. Bartın ilinin doğal ve kültürel turizm potansiyelinin tanıtılması ve alternatif turizm altyapısının geliştirilmesi amacıyla 643.950 TL bütçeli proje için Bakka tarafından 482.962 TL hibe desteği verilecek. AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Kozcağız Belediyesi arıtma tesisinin yan tarafına yaklaşık 20 dönüm arazi üzerine 30 adet 520 metrekarelik seralar kurulacağını açıkladı. Milletvekili Tunç yaptığı açıklamada, Bakka eliyle Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na SODES kapsamında sunulan proje ile 5 yıllık periyotlar halinde 60 kursiyer, 360 saatlik kurs sonunda sınava tabi tutulacak. Sınavı geçen 30 kursiyerin her birine Kozcağız Belediyesi tarafından 520 metrekarelik sera tahsis edilecek. Böylelikle vatandaşımız hem profesyonel tarım tekniğini kullanarak üretim yapacak hem de satış yapabilecek. Seraları kullanan çocuklu kadınların çocuklarını bırakması ve eğitimi gibi sosyal ihtiyaçları da Japonya hibesiyle kurulan Kozcağız Kadın Meslek Eğitim ve Beceri Merkezi tarafından giderilecek. Kozcağız Belediyesi seralarda yetişen ürünlerin dışında İFAD desteği ile kurulacağı tarımsal ürünler pazarında satış ve pazarlama uygulamasını başlatacağını söyledi. Projeye destek için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile gerçekleştirdiği görüşmenin olumlu geçtiğini belirten Milletvekili Tunç, "Projeye olumlu bakarak onay verileceğini belirten Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu. Bölgesel Amatör Lig'de gruplarını ikinci sırada bitirip, birinci sıradaki takım ile fazla puan farkı bulunmayan takımlar üçüncü lige yükseldi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, Riva'da dün yapılan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısının ardından gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı toplantıda TFF, Süper Lig ve PTT 1. Lig'de küme düşmeyi kaldırdı. Bölgesel Amatör Lig'de ise 9 takım daha
TFF 3. Lig'e alındı. Tescil edilen bölgesel amatör ligde lider ile arasında en fazla 3 puan bulunan takımların TFF 3. Lig'e yükselmesine karar verildi. Bu kapsamda 3. Lig'e yükselen ekipler şöyle: Siirt İl Özel İdaresi Spor, Adıyaman 1954 Spor, Ceyhan Spor, Isparta 32 Spor Kulübü, Karaman Belediye Spor, Belediye Kütahya Spor, Edirne Spor, Tekirdağ Spor, Çengelköy Spor.